Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle çıtı pıtı bir yelek örneği anlatacağım. Hem kolay hem de zevkli. Yüzü bu şekilde, yani ön tarafı. Arka tarafı da böyle. Şimdi bir örneğimiz için 3 ilmeğe ihtiyacımız var. Arası için bir de bu giden örneklerimiz için toplam 4 ilmeğe. Arası için 3, bir de örneğimiz için 4. Yani yapacağınız modele göre 4 ilmek 4 ilmek ayarlarsınız. Şimdi hemen başlayalım. Bugün sizlere 2-3 tane örneğini anlatacağım. Şöyle orta kalınlıkta ip kullandım. 3 numarada şişim var değerli izleyicilerim. Sizler tabi yelek yapacaksanız yeleklik iplerden orta kalınlıkta kullanırsınız. Şimdi şöyle hemen ilmeklerimizi attıktan sonra dilediğiniz sevdiğiniz lastiği yapın. Arka yüzden 3 düz bir ters olarak başlıyorum. Yine 3 düz bir ters. Örneğimizi arka yüzden 3 düz bir ters olarak başlıyorum. Yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi ön yüze geldik. Ön yüzde de yan ilmeğimizden sonra 3 tane ilmeğimizi ters örüyoruz. Buradaki düz olan ilmeği düz ördük, bir doladık. Yine 3 tane ters örüyorum. Arada bir düz, bir doluyoruz. Bir düz, doladık, 3 ters. Arka tarafına geldim. Arka tarafta bakın yine 3 tane ilmeğimi düz ördüm. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. 3 düz, 2 ters. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Arka yüzünde. Ön yüze geldik. Ön yüzünde de yine aynı, bakın 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Burada 2 tane olan ilmeğimi yine düz örüyorum. 3 ters. Üç ters, 2 düz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Şimdi arka yüzünde yine bakın 3 düz, 2 ters. Üç düz, iki ters. Ne kadar kolay bir örnek. Zaten videomuzu izlediğinizde göreceksiniz. Hem de bayan yeleklerine, bebek yeleklerine harika bir model değerli izleyicilerim. Şimdi örneğimizin son sırasındayız. Bakın, yan ilmekten sonra 3 tane ters örüyoruz. Burada 2 tane olan düzümüzü bu şekilde sağa doğru bir alıyoruz. Yine arada 3 tane ters örüyorum. Bakın 2 ilmeği sağa doğru bir alıyorum. Yine 3 ters.
2 ilmeği sağa doğru. Şimdi şu an bir örneğimiz bitti değerli izleyiciler. Bakın bir örneğimiz bitti. Sanki böyle zeytin taneleri gibi küçük küçük ilkbahar yaprakları gibi. Şimdi arka yüzde aynı birinci sırada başladığım gibi 3 düz 1 ters. 3 düz 1 ters örüyoruz. Şimdi ikinci örneğimize başladık. Bakın daha da belli oldu. İkinci örneğimizin yine bakın ön yüzde 3 tane ters örüyorum. Sonra buradaki düzü önce örüyorum, sonra bir doluyorum. Yine aynı bakın 3 ters. Bir düzü ördüm, doladım. Tekrar 3 ters. Yani bir ilmeği hemen ördük düzü, sonra doluyoruz. 2 ilmek oluyor. Arka tarafında yine bakın 3 düz 2 ters şimdi de. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Üç düz iki ters. Ön tarafına geldik. Ön tarafında da aynı. 2 3 tane ters. 2 düz. Yani tam tersi. 3 ters. 2 düz. Şimdi ben parça olarak başladım. Tabii sizler yelek yapacaksanız büyüklüğünü dediğim gibi 4 ilmek üzerinden, yani katları diyelim 4 ilmek 4 ilmek ayarlayacaksınız. Biz de ilerleyen zamanda belki yelek olarak da yapabiliriz. Arka yüzde de bakın 3 düz 2 ters. Bir sıramız kaldı ön yüzde. Onu da tamamladıktan sonra bugünkü videomuzu bitireceğiz değerli izleyicilerim. 2 tane ters, 3 düz. Bakın belli olmaya başladı. Şimdi son sırasındayım. 3 tane ters örüyorum. Burada 2 tane düzü bakın sağa doğru bir alıyorum. Yine 3 tane ters örüyorum. Buradaki 2 ilmeği sağa doğru 1 alıyorum. Sağa doğru. Ben sıramı böyle tamamlarken siz modelimi yakından izleyin. Bugünkü videomuzu da bitirmiş olalım değerli izleyicilerim. Bakın ne kadar kolay ve zevkli bir örnek. Bazen izleyicilerimiz böyle kolay örnekler soruyor. İşte tam aradığınız bir kolay örnek. Bakın. Harika hem de kolay dediğim gibi. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli, sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum.
Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.